de yurdun büyük bölümünde sel vardı. Meteoroloji uyarılarını tekrarladı. Sel riski olan illeri de uyardı. Çünkü kuvvetli yağmur önümüzdeki birkaç günde yurdun büyük bir bölümünü terk etmeyecek. Meteorolojinin uyardığı gibi yağmur düştüğü yerde sel oldu. Önümüzdeki birkaç gün daha olmaya devam edecek gibi görünüyor. Yağmur yurdun büyük bölümünde hafta sonuna kadar etkili olmaya devam edecek. Meteorolojinin özellikle uyardığı illerden de Ankara, kentte yağmur sel oldu. Arabalar suya gömüldü. Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu da sele döndü. Zonguldak'ta mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlar su içinde kaldı. Erzurum, Ordu, Ünye ve Mersin'in merkez Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezit ilçelerinde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun sel gibi aktığı Şırnak'ta şiddetli yağış yaylada kalan binlerce bal arısını vurdu. Kovanlar zarar gördü. Yağmurun düşmediği yerlerde fırtına vardı. Sinop, Samsun, İskenderun ve Sakarya kuvvetli rüzgarla mücadele etti. Hakkari Yüksekova'daysa felaketin adı Yıldırım'dı. Büyük Çiftlik beldesine bağlı Kandilli mezrasında Suriye Yıldırım isabet etti. 35 kuzu telef oldu. Yurdun büyük bölümünde yağmur var bu hafta. Meteoroloji özellikle Doğu Akdeniz'de Orta ve Batı Karadeniz'i uyarıyor. Adana, Çorum, Amasya, Tokat, Giresun, Samsun, Ordu ve Sakarya'da kuvvetli yağmur bekleniyor. Sel baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. Sıcaklıksa yağmur alan illerde az da olsa düşecek. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Yağmur haftanın son gününe doğru yurdun kuzeyine doğru çekilecek. Karadeniz bir süre daha kuvvetli yağmurun etkisinde olacak.